Çatışmaların yoğunluğu şu an için azaldı. Büyük olasılıkla muhalefetle devlet başkanlığı arasında süren görüşmeler nedeniyle. Protestoların yoğunluğunu artırmak için Kiev'e her geçen dakika daha fazla kişi geliyor. Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukovych, ülkedeki krizin giderek daha da derinleşmesi sonrası Ukrayna parlamentosunun gelecek hafta olağanüstü toplanmasını talep ederken, Başbakan Nikolay Azarov'sa gösterileri darbe girişimi olarak tanımladı. Güç, ülkedeki özgürlüğü yok etmek için gerekli her şeyi yapıyor. Bizi esir haline getirmek istiyorlar ve biz de kendimizi korumak için buraya geldik. Olanlar hükümetin suçu, bizim değil. Hepimiz bir iç savaştan korkuyoruz fakat bu durumdan çıkmak için ne seçeneğimiz var? Gösterilere Ukrayna dışından katılanlar da görülürken protestocular amaçlarının demokrasi ve özgürlük olduğunu belirtiyor. Evet, her şeyimi, işimi geride bıraktım ve ülkenin savunması için buraya geldim. Avrupa Birliği gelişmeleri yakından takip ederken AB Bölgeler Komitesi Başkanı Ramon Luis Valsersel, Kiev'de Euronews mikrofonlarına sert açıklamalarda bulundu. Bence bu mafya tarafından yönetilen baskıcı bir hükümete karşı direniş. Bu üzücü gerçek ve insanlar ölümü göze alarak Avrupa'nın parçası olmak istiyor. Esta es la triste realidad y sobre todo un pueblo que quiere ser Europa, que quiere más Europa y que es capaz de morir precisamente como se ha demostrado, dar la vida por estar en Europa.